Sayamos, sayamos. 37 ülkeden 81 kadın ve 122 erkek judocunun mücadele verdiği 5. İslami Dayanışma Oyunları tüm hızıyla devam ediyor. 7 erkek, 7 kadın olmak üzere 14 sporcuyla bu yarışmalara katılıyoruz. Büyük ihtimalle Türkiye olarak en çok madalyayı bizler almış olacağız. Kendi evimizde 5 madalya almak bizi gururlandırdı. Her siklette şu anda finali kovalıyoruz. Birazdan final maçlarımız başlayacak. İnşallah bugün İstiklal Marşı'nı bol bol okuyacağız. Judo müsabakalarının ilk gününde milli sporcularımızdan 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya geldi. ...63 kiloda gümüş madalya kazandım. Çok heyecan vericiydi. Bu heyecanı, bu atmosferi, bu güzel atmosferi ülkemde yaşadığım ve yaşattığım için çok mutluyum. 4 kadın bir erkek arkadaşımızdan 5 madalya topladık toplamda. Bir tane altın madalyamız, bir tane gümüş, 3 tane de bronz madalyamız var. Dün güzel kapattık. Bugün de çok güzel başladık tekrardan. Takımlar maçı var bizim önümüzde. İnşallah şampiyon olup İstiklal Marşımızı okutup bitireceğiz. 5. İslami Dayanışma Oyunlarına milli judocularımıza damga vurdu. İlk günden 5 madalya kazanan takım 2. günün de boş geçirmedi. Çok mutluyum. Çeyrek final müsabakasını kazandık. Önümüzde yarı final müsabakamız var. Hedefimiz altın madalya inşallah. Odağımızı bozmadan devam ediyoruz. 48 kilogramda yarışan Tuğçe Beder, kadınlarda ilk altın madalyanın sahibi oldu. Bitirdiği pon, altın madalya geliyor. Tuğçe Beder. Beşincisi düzenlenen İslam Dayanışma Oyunları'nda şampiyon oldum dün Konya'da. Ev sahipliği yaptığımız için ve ev sahibi olduğumuz bir organizasyonda şampiyon olduğum için çok mutluyum. İslam sancağını bu bayrağın altına taşıdığım için ayrıca çok gururluyum. Beder'in şimdiki hedefi Özbekistan, Taşkent'te düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası. Milli takım olarak zaten başarılı bir süreç geçiriyoruz. Milli takımlarımız devam ediyor. Ekim ayında Taşkent'te Dünya Şampiyonası var. Şu anda ben ve diğer arkadaşlarımın en büyük hedefi orası. Ve tabii ki akabinde olimpiyat sıralamasında üst sıralara yükselip 2024 olimpiyatlarında şampiyon olmak.